Evet, Yunus Hoca ile soru çözümüne ve soruda bilgi öğrenimine hoş geldiniz. Hemen soruya bakalım. İstanbul'dan yola çıkarak gösterilen hat boyunca gezi düzenleyen Yunus Hoca aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez? Evet, Yunus Hoca bu hat boyunca dolaşacakmış. Acaba aşağıdakilerden hangisini bulamaz diyor bize. Hemen bakalım, B şıkkından başlayalım mı? Altınkaya Barajı'nı görebilir mi acaba? Altınkaya Barajı neredeydi? Gelsin Kızıldırmak Nehrimiz ve üzerindeki barajlarımız. Evet bakın, Altınkaya Barajımız burada. Altınkaya Barajı Samsun'da 1988 yılında kurulmuş ve 278 bin kişinin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor. Altınkaya Barajı'nın önemi şu arkadaşlar. Bakın, gelsin tablomuz Atatürk, Keban, Karakaya barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4. hidroelektrik santrali. Yani sen gidip Altınkaya Barajı'nın yerini öğrenmek varken gidip de 500. sıradaki bir barajın yerini öğreniyorsan bu iş böyle yürümez. Evet, sen ilk önce ilk bir 10'dakilerin yerini bir bil bakalım. Yani Altınkaya Barajı'nı iyi bilmen lazım. Evet, neredeymiş? Burada, Kızılırmak Nehri üzerinde ve Samsun şehri sınırları içerisinde kalıyor. Yunus Hoca Altınkaya Barajı'nı görebilir mi? Evet, görebilir. O zaman ne yaptık? B şıkkını elemiş olduk. Hemen C şıkkına bakalım. Diyor ki He Lanset Gölleri'ne rastlar. He Lanset Gölü dediğinde aklıma ne gelecek? Nerede olabilir bu? Tortum, Sera, Abant, Yedigöller, Sülüklü Göl. Yani bakın birçok yerde rastlıyor He Lanset Gölleri'ne Yunus Hoca. O zaman ne yaptık? C şıkkını elemiş olduk. Hemen bakalım. Bak, bu önemli işte. Volkanik arazilere rastlar demiş. Silelim. Yunus Hoca Van Gölü'nün kenarına ulaşabilmiş mi? Hayır, ulaşamamış. O zaman Yunus Hoca volkanik dağları görmemiş. Ama volkanik arazileri görmüştür Yunus Hoca. Neden biliyor musunuz? Bakın, bu bölge volkanik arazilerle dolu bir bölgedir. Buradan çıkan lavlar, püskürükler bu bölgeye saçılmış. Bu bölgenin volkanik arazi olmasına neden olmuştur. Bakın, bunu özellikle ÖSYM'e sormuştur. Unutma, demek ki bu bölge volkanik araziymiş. Yani Yunus Hoca volkanik araziyi görüyor mu burada? Evet, görüyor. Ne yaptı? B şıkkını elemiş olduk. Ve geldik E şıkkına. Diyor ki Kıvrım Dağları'nı görür. Artık bunu iyice ezberlemişsinizdir. Hemen ne yapıyordun sen dağların ana hatlarını çizerken? Kuzeyden kendine böyle bir kıvrım çiziyordun. Güneyden yine Türkiye'nin kıvrımını takip edip yine bir kıvrım çiziyordun. Buralara da kırıklara atıyordun böyle. Kıvrım Dağları'nı geçiyor mu Yunus Hoca? Hep Kıvrım Dağları'nın üzerinde dolaşıyormuş demek ki. Yani Yunus Hoca E şıkkını da görüyormuş. Evet, E şıkkını ne yaptık? Elimiş oldu. Ve şimdi gelelim asıl önemli kısma. Gelsin resmimiz. Şimdi bakın arkadaşlar, denge profili ne demek? Denge profili şu. Akarsu bu arazide akıyor değil mi? Bu arazi nasıl bir arazi şu an? Engebeli, dağlık, değil mi? Yüksek bir arazi. Bu akarsu hızlı mı akıyor şu an burada? Evet hocam, çok hızlı akıyor. İşte bu akarsunun tek bir görevi var dünyada. Etrafındaki taşları, toprak alıp yıllar boyunca nereye taşıyacak? Denize taşıyacak. Sürekli burayı ne yapacak? Taşıyacak. Şu an bu akarsu dengeden uzak. Yıllar boyunca birinci profilden üçüncü profile, dördüncü profile taşıdı götürdü. Taşıdı götürdü. Beşinci profil taşıdı götürdü. Ve altıncı profile geldi bakın. Artık taşıyacak bir şey kalmadı. Artık arazi ne yaptı? Arazi şu an ne yapmaya başladı? Düzleşmeye başladı. Yani arazi denizle, bakın denizle aynı dengeye geldi değil mi? Bakın ikisi nasıl artık? Hemen hemen aynı dengede. İşte biz buna denge profili diyoruz. Yani bir arazi denge profiline geldiyse o arazi için ne söyleyebiliriz? Artık burası düzleşmiş bir yerdir değil mi? Türkiye nasıl bir yer? Dağlık, engebeli, yüksek bir yer. Yani Türkiye şurada birinci, ikinci profildeki gibi. O zaman Türkiye'de akarsular denge profiline ulaşmış mıdır? Hayır. Diyordu ki denge profiline ulaşmış akarsu görür. Hayır, Yunus Hoca'nın Türkiye'de denge profiline ulaşmış akarsu görmesine imkan yok arkadaşlar. Yani ne yaptık? A şıkkını elemiş olduk. Evet, bu soruda soru not defterinde ne not alıyorsun? Altınkaya Barajı'nı, volkanik arazinin Erzurum ve çevresinin volkanik arazi olduğunu ve en önemlisi denge profilinin ne olduğunu not alıyorsun. Evet, Yunus Hoca'yla bir defa çöz. Bir daha asla unutma. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.